Tabii şimdi 10 yıl öncesine dönersek az önce rahmetli andığımız Sayın İlhan Cavcav gibi rahmetli Arif Peçenek hocamızı da almamız gerekiyor Ankara Gücü adına. Çünkü o bahsettiğiniz dönemin en büyük mimarlarından birisi odur. Tabii şimdi aslında sorun biz 2,5 aydır ben genel koordinatör görevindeyim. Geçmişe dönük o dönemden sonraki süreçte tabii çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyorum buradan. Fakat eksiklikler yok mu? Fazlasıyla var. Mesela bugün hangi Türk teknik direktöre veya özellikle altyapılara sorsak ilk eleştirilen şey yabancı sayısı. Fakat bakıyoruz bugün Ankara 3 tesisinde bizde 30 tane Ankara dışından çocuk kalıyor mesela. Bana göre yanlış. Tabii kısa sürede burada olduğumuz için şu an müdahale etme şansımız yok. Keza transfer yasağımız var. Fakat önümüzdeki sene için konuşabilirim. Özellikle Ankara amatör takımlarına %100 açılan bir Ankara Gücü. Kapılarını sonuna kadar özellikle Ankaralı çocuklara açmış bir Ankara Gücü. Dolayısıyla şehir bilincilik ruhu, şehir benimseme adına hani Ankara sevgisiyle, Ankara Gücü ruhuyla gelişen bir jenerasyon düşünüyorum. Tabii süreçte kısa vadede aslında yukarı çıkan çok da oyuncumuz var. En son da dün 2 tane oyuncumuz profesyonel oldu. Tabii bunların gelişmesinde emeği olan daha önceki görevde bulunan herkese de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Alperen Kuyubaşı falan mı bu şey olan isimleri gibi? Tabii Alperen Kuyubaşı var, Mahmut Altınkaya var, Sıtkı Ferdi İmdat var, Alperen Özşahin var, Yiğit Ener Aydın var, Uğur Samet Ünalır var. Tabi bu saydığım isimlerinde bir özelliği, Berke Gürbüz var. Bir özelliği de 2009 yılında benim kurduğum takımın filiz lisanslı oyuncular olması. O da benim bir şansım olarak söyleyeyim. Tabi bunları çoğaltacağız, çalışacağız. Sorunuzun başında milli takımla ilgili bir şey söylemiştiniz. Mesela U15'teki bu ilgiyi 2 hafta önce örnek veriyorum. U17'de Berke Gürbüz çağrıldı ama biz basında maalesef çok fazla göremedik. Basından da bu yönde biz mesela Halil Bağcı, U17 milli kalecimiz. Bunları da görmek istiyoruz. Tabii daha küçük yaş gruplarında tabii bir sistem var. Türkiye'de İstanbul merkezli bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Geçen sene eğer başarı olarak yani seçilecek oyuncuları başarılı kulüplerden seçilecek diye bir kriter gelecekse Ankara Gücü 14-15-16'da Antalya'da elitlik şampiyonasında oynamış ama oyuncumuz yok. Bu bizim için de aynı, Gençler Birliği için de aynı veya yanlış olmasın 2-3 sene önce Boluspor'un bir U17 veya U19 şampiyonluğu vardı. Mesela hiçbir milli oyuncusu olmadı Boluspor'un. Yani aslında tartışılması gereken oradaki sistem diye düşünüyorum. Yani yoksa burada Ankara Gücü'nde de, Gençler Birliği'nde de, Osmanlı Spor'da da, Keçiören Gücü'nde de veya amatör kümede dahi pek çok o seviyede oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'de tabii bazı şeyler Ankara'dan yönetilmiyor. İstanbul kaynaklı yönetiliyor. Özellikle altyapı anlamında çok fazla atılım yaptığını düşünülen bir altın ordu durumu var. Bütün okların da oraya çevrildiğini düşünüyorum. Ve İstanbul takımlarla ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bizler tabii ki çalışıyoruz. Bizim çocuklarımız da son derece zor şartlara rağmen çalışıyoruz. Kesinlikle az önce hocamın da belirttiği gibi kazanmaya yönelik değil. Fair play ruhu içerisinde. Oyuncu kazanmaya yönelik. Kaldı ki ben de çalışan, görev yapan bütün hoca ekibimizle yaptığımız toplantıda şunu kullandım, şu sözü kullandım. Bugün kulübü gezdim, 292 tane kupa var altyapıda şu anda. Ama bize, yani kupa değil, bize oyuncu lazım diye bir laf söyledim. Gerçek bu, yani kupalar, işte geçen sene 14-15-16 bizim Antalya'ya gitmiş, ilk ikiye girip bir şekilde elit ligde mücadele etmişiz.
İki gün sonra unutuluyor o işler ama işte bugün Berke Gürbüz konuşuluyor. İşte Alperen Kuyubaşı konuluyor. Alperen Civelek keza. İşte Alperen Özcan gibi oyuncularımız. Aynı şekilde Gençler Birliği'nde de var. Roma'ya giden oyuncular var. Pek çok oyuncular var. Ligde mücadele eden oyuncular var. Dolayısıyla günlük başarıdan ziyade biz altyapı gerçeğini zaten dünya kabullenmiş. Türkiye yeni yeni kabullenmeye başlıyor. Bu anlamda da tesisleşme adına Ankara Gücü olarak çok büyük atılımlar içerisindeyiz. Buradan Tandoğan tesislerimizin gerçekten çok hijyenik ve kullanılır hale getiren Altındağ Belediyesi Başkanı'na teşekkür ediyorum. Yine sahamızla ilgili Nisan ayında inşaat başlayacak. Tandoğan'daki sentetik saha için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yine yönetim kurulumuzun altyapıyla ilgili gerçekten çok büyük düşünceleri var. Çünkü özellikle yönetim kurulunun içinde daha önce altyapıdan sorumlu As Başkanımız Tamer Açan'ın olması bizim için de büyük bir şans. Keza mevcut yönetimin de bu konuda çok büyük hizmetleri var, düşünceleri var. İnşallah bir iki sene içerisinde daha çok üreten, daha çok kendi öz kaynaklarıyla ayakta duran bir Ankara Gücü olacağını düşünüyoruz. Başkanım, ben aracılığınızla bir de duyuru yapmak istiyorum. Tabii, buyurun. Biz duyurduk ama tekrar burada hazır basın mensubu abilerimiz de görmüşken 20'si, ayın 20'si pazartesi günü Yaşamkent sahasında saat 11'de biz bundan sonra zaten bunu da geleneksel hale getireceğiz. Müjdat Yalman turnuvası, U13'ler turnuvamız var. Katılımlarını bekleriz. Bundan sonra zaten yaşayan efsanelerimiz öncelikle. Evet. Ankara Gücü olarak bu tür turnuvaları çoğaltacağız. Ve emek vermiş bizim değerlerimizi hayattayken bir en azından bir onur etme açısından bir bu tür organizasyonları yapacağız.